Medeniyetlerin kökeni Sümerolog Muazzez Zilmiye ve tarih profesörü Şükrü Hanioğlu'nun anlattıkları ilgimizi çekti. Dinleyelim. Ardından, literatür kaynaklı bilgileri paylaşmak istiyorum. Tarihle ilgili, yani tarihi bildiren ilk belge Sümerler'de başladı. Yok, şimdi Sümerler hem yazıyı icat etmişler, hem de yazıyı her türlü kullanmışlar bize birçok belge bırakmışlar. O bakımdan yani tarih Sümer'de başlar. Bizim müzede biz 74 bin tablet numaralı olarak yaptık. Tasnif ettiniz. Tasnif ettik, yaptık. Bunların içinde hem Sümer var, hem Akat, Asur var, Akat diyoruz. Hem de Hittit var ama Hittitler çok az. Asur var ve e, çoğu da Sumerli. Bunlar Irak'ta bulunmuş. Bu bakımdan yazılı olması dolayısıyla tarihin Sümer'de başladığı söyleniyor. Hatta Atatürk bu yüzden onlara çok araştırdı. önem verdi. Bir Fransızca kitapta görüyor. Orada ben kendi gözümle gördüm kitabı. Okuduğu kitapta. Diyor ki orada Sümerliler Orta Asya'dan, Asya'dan gelmiş olabilirler. ...dilleri Ural-Altay dillerine benziyor diye. Atatürk yanına kocaman eski harflerle mühim yazmış. Eski herhalde çok eski okudu. Ve o şeyin, cümlenin altını çizmiş. Hani o zaman da hakikaten öyle düşünüyorlardı. Türk dil tezi içinde geçerli. Yani sonunda Atatürk okuyup oturup günlerce... ...başta bu Pekarski'nin Yakut dili lokatı olmak üzere... Lügatları karıştırıyor. İşte buradaki kelimeleri buluyor. İşte mesela yaltırık kelimesinin aslında elektrik kelimesinin kökünü oluşturduğunu, elektrik kelimesinin aslında Yunancadan gelmediğini Türk, tamamen Türkçe bir kelime olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Ama yani bunu yaparken ki amacı böyle bir e, dil kuramı geliştirmek değil Atatürk'ün. E, ama Atatürk sonunda yani Proto Türklerin dünyanın ilk dilini konuştuğunu ortaya koyarak Onların medeniyet kurucusu bir ırk olduğunu kanıtlama gayreti için. Bunun için de her şeye başvuruyor. E, hatıra var kendisi hakkında. Kendisi... Medeniyetlerin kökeni, insanlık tarihindeki gelişmelerin ve toplumsal evrimin bir sonucudur. Medeniyetler, genellikle şu unsurları içeren karmaşık topluluklar olarak tanımlanır. Bu karmaşık sosyal yapılarda yazılı dil, teknolojik ilerleme, sanat ve mimari, din ve felsefe, ticaret ve ekonomi gibi öğeler bulunur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 1935 yılında kuruldu. Amaç, Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasını korumak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini yürütmektir. Atatürk, Türkiye'nin modernleşmesi ve ulusal kimliğin oluşturulması için eğitim ve kültür alanında önemli adımlar atmıştır. Tarih, ulusların kimliklerini ve kökenlerini anlamaları için temel bir unsurdur. Atatürk, Türk milletinin tarihini doğru bir şekilde öğrenerek milli şuuru ve kimliği güçlendirmenin önemini kavramıştır. Atatürk'ün talimatıyla yazılmış olan tarih kitapları 1931 yılından 1949 yılına kadar orta öğrenimde ders kitabı olarak okutuldu. Sonra okutulmadı, niçin? Sümerler yazının bulunması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamışlardır. Yazının icadı insanların bilgiyi kaydetmelerini, iletişim kurmalarını ve medeniyetlerini daha organize bir şekilde yönetmelerini sağlamıştır. Sümerlerin yazıyı kullanmaları ticaret, hukuk, idari işler ve din gibi alanlarda büyük ilerlemelere yol açmıştır. Sümer medeniyeti, Mezopotamya'nın diğer bölgeleriyle de yoğun etkileşim içindeydi. Komşu medeniyetlerle ticaret yapmışlar, kültürel ve dini alışverişte bulunmuşlardır. Örneğin, Sümerlerin yazı sistemini daha sonra Asur ve Babil gibi Mezopotamya uygarlıkları benimsemiş ve geliştirmişlerdir. Bu etkileşimler yazının yayılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzdeki medeniyetler Sümerlerin bu temel katkılarının yanı sıra diğer uygarlıklardan da etkilenmiştir. Antik Yunan, Roma İmparatorluğu, Orta Çağ Avrupa'sı, İslam medeniyeti, Çin hanedanları gibi birçok farklı uygarlık günümüz medeniyetlerinin oluşumunda ve şekillenmesinde katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla günümüz medeniyeti Sümerlerin yazıyı bulmasından başlayarak birçok farklı kültür ve uygarlığın etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Batı medeniyeti Antik Yunan ve Roma uygarlıklarından doğmuştur. Antik Yunan demokrasi, felsefe, sanat ve bilim gibi birçok temel kavramı ve değeri ortaya koyarak Batı medeniyetinin temellerini atmıştır. Daha sonra Roma İmparatorluğu, bu mirası genişleterek Roma huku, mimarisi ve yönetim sistemi gibi unsurları eklemiştir. Sonraki dönemlerde ise, Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyanlık, Hümanizm ve Rönesans gibi faktörlerle Batı medeniyeti daha da şekillenmiştir. Aydınlanma çağında fikri gelişmeler ve sanayi devrimiyle ekonomik ve sosyal gelişmeler medeniyete öncülük etmiştir. Aydınlanma, kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir. Ya da bilmeye cesarete anlamını taşır. Bu ifade, Immanuel Kant ve Aydınlanma çağı ile özdeşleşmiştir. Aliara 2015. 14 Nisan 2024.